Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Ve minhül münada. Ve minhü mef'ulü bihtendir. El münada, münada. Münada çağrılan demek. Nida edatı da işte ya, ey ve benzeri çağrı edatları var. Münadalar her ne kadar lafzan mensup, lafzan alema yurfav bih mebni olsa da efendim bunların asıl irabı mahallen mensuptur, meful konumunda. Evet. Mesela ya zeydü dediğimiz zaman ya nida edatı, nida harfi, zeydü münada damme özene mebni fi mahalli nasbin mef'ulün bih. O zaman ya zeydünün takdiri nedir? Ed'u zeydendir. Ed'u zeyden. Zeydi çağırıyorum demektir. Şimdi bunun izahını yapacak. Nerelerde münadalar mebni olur, nerelerde murab olur. Şerhinde diyor ki ey ve minel mef'ulü bihi mef'ulü bih'tendir el münada, münadalar. Mef'ulü bih'ler neydi? Mansub olur. Münadalar da mansub olur. Mansub olanlar var. Mansub olunca murab olur. Mebni olunca zaten murab değil. O zaman mebni. Vezalik bu da böylece sabittir. Niye? Niçin? Lienne kavleke senin şu sözün. Ya Abdallah sözün. Ya Abdallah. Ey Allah'ın kulu demek. Burada peki niye ya Abdallah dedik? Yani abde kelimesini mansub okuduk. Sebebi izafetten dolayı. Eğer münadalar izafet terkibiyle gelirse mensub olur. Yani murab olur. Murab olur. Asluhu bunun aslı ed'u Abdallah demek. O zaman ya ne manasına geliyor? Ed'u manasına. Abdallah, abde kelimesi, onun mef'ulü bihi, abde muzaf, lafz-i celal, muzafın ileyh. Demek ki ya Abdallah dediğimiz zaman, ed'u Abdallah takdirinde. O zaman münada ne oldu burada? Mef'ulü bihi oldu. Neyin? Mukadder fiilin. Çünkü ya fiil takdirinde. Fehuzifel fiyalü, fiil hasfolundu. Hangi fiil o? Ed'u fiili. Ve ünibe ya, ya getirildi. Yani onun yerine geçirildi. Naib kılındı. Ya, ya edatı anhü fiili yerine geçti. Bir de münadalarda nidadan sonra ne lazım? Bir cevap. Mesela şöyle diyelim. Ayette de geçiyor. Ya eyyühel rasul bellik ma unzile ileyke min rabbik. Ya eyyühel rasul. Şimdi nida ediyor Cenab-ı Hak. Ey Resulü Zişan. Ne olacak peki? Şart gibi yani bir yerde şart. Bellih ma unzile ileyke min rabbik. Rabbin tarafından sana indirileni insanlara tebliğ et. Dolayısıyla nidaların daha doğrusu münadanın bir cevabı var. Münadalar ne zaman mansub olur? Tabii sizin kitaplarda bu başlık yoktur. Nasbul münada. Abdülkerim senin kitabında var mı o? Bende de yok. He? Bende de yok. Seninki sade şerhi değil mi bu katıp nedanın? Evet. Burada tabi bu haşiye sücai'nin veya sicai nasbul münada diye bir başlık koymuş. Münadaların mensup olması. Ve innema yunsabu münadalar ancak mensup kılınır mudafen muzaf olarak. Yani münadalar muzaf olduğu zaman izafet terkibiyle geldiği zaman mensup olur. Yani murab olur. Ne gibi? Ke ya Abdallahi. Ya Abdallah gibi. Yukarıda geçti ya. Ev şibhehu. Ya da ev şibhihi. Sizinkinde şibhihi mi orası? Şibhehu. Şibhehu. Evet. O zaman Abdallah gibi. O zaman şibhehu. Ya da muzafe müşabih. Ya izafet terkibi ya muzafe müşabih. Muzaf gibi değil. Muzaf değil ama muzafe benziyor. Şebihen bil mudaf. Seninki de şebihen mi? Evet. Burada şibhehu demiş.
Bu daha tabii bizim önceki şeyde alıştığımız şey ibare o. Ev şebihen bil muzaf demek yani. Muzafa benzeyen. Şimdi bunun manası aşağıda gelecek de mesela muzafa benzeyenlerde muzaf gibi gözüken kelimenin manasının anlaşılması ancak muzafın ileyhe benzeyen kelimenin zikriyle mümkün. Bu ne demek bunun manası? Yani bir şey ancak manası kendisiyle tamamlanan bir şeye taalluk ediyor. Mesela dün de söyledim. Muzafın manası ancak muzafın lehine anlaşılır. Hani dün dedim ki ca'eni bana geldi. Kim? Talibü. İşte talibül ilmi, ilim kelimesini okumasak talip kelimesi anlaşılmaz. Talibin manası neyle anlaşılıyor? Bilmiyorum. Muzafın lehine anlaşılıyor. Burada da muzaf muzafın lehine tamamlanıyor veya muzafa benzeyen kelime efendim muzafın lehine benzeyen kelimeyle tamamlanmış oluyor. Bu ne gibi? Ya hasenen vechuhu gibi. Ya hasenen vechuhu. Şimdi burada aslında ya nida edatı. Hasenen ne? Sıfatı müşebbehe hasen. Hasenün, hasenen. Burada tabi izafete benzediği için mansup oldu. Bu sıfatı müşebbehe. Sıfat müşebbeheler ne yapar? Fail alır. Vechuhu de onun faili. Vechu onun faili. Şimdi burada ne oldu? Muzafe benzedi. İzafet cümlesine terkibine benzedi. Dolayısıyla burada hasenen sıfatı müşebbehe vechu onun faili. Aslı bu ama muzaf muzafın ileyh gibi ona benziyor. O zaman münadalar muzafa müşabih olduğu zaman ne olurmuş? Murab olur yani mensup olur. Veya talian cebelen. Talian ne burada? İsmi fail. Cebelen onun mef'ulü. Faili nerede? Altında gizli talianın. Ya talian cebelen. Yani ente takdir edebilirsin. Ya da işte hüve. Efendim takdir edilebilir. Dolayısıyla burada talian cebelene muzaf olmuş gibi. Aslında muzaf değil. İsmi failler yine fail alır, mef'ul alır. Aynı fiiller gibi. Müteaddi olduğu zaman. Peki talian o zaman ismi fail. Faili zamir tahta müstetir. Cebelen ney? Onun mef'ulü. Ama izafete benzediği için ya talian, talian münada mensup olduğu veya rafikan bil ibad. Ya talian cebelen ne demek? Ey dağa çıkan, tulu, ey dağa çıkmak isteyen manasına veya rafikan bil ibadi. Ey kullara acıyan, refik. Rafik, rifkatten geliyor. Onlara acıyan. Şimdi rafik kelimesi fail kalıbında, fail. Fail kalıbında o zaman bunun yine mef'ul bir gayri sarihi var. Bil ibad. Onun yine fail altında gizli. Dolayısıyla burada ne oldu? İzafete benzedi. Münada mensup oldu. Bunların izahını yapacak. Ev nekireten gayra maksudetin. Bir de nekre-i gayri maksude. Şimdi nekreler iki türlü. Nekre-i maksude var, nekre-i gayri maksude var. Nekre-i maksude demek bir nevi marifeleşen. Ey kaldırımdan aşağıda yürüyen adam. Baka bana bak manasına. Adam şimdi bir yerde bir sıradan gidiyor şurada. Çoğunluğu efendim şeyden gidiyor kaldırımdan adam yoldan gidiyor. Adamı tanımıyor aslında. Ya racülü mesela ey kaldırımdan aşağıda yürüyen adam bir nevi belirlenmiş oluyor. Buna nekre-i maksude. Kendisi bizzat kastedilen nekre. Hocanın talebesine ya talibu. Ya talibi de olabilir ama onu kastederek söyleyecek. Bir nevi belirlemiş oluyor. Dolayısıyla ne oldu burada? O mebni olur. Alema yurfa bir mebni. Nekre-i maksudalar. Ama nekre-i gayri maksuda murab manasında yani mensup olur. Ne gibi bu? Kekavlil a'ma, a'ma olan, gözleri görmeyen bir kimsenin sözü gibi. Ne diyor? A'ma olan birisi yolda giderken ya racülen, ey adam huz bi yedi, elimi tut. Elimden tut. Şimdi
ama kim olduğunu bilmiyor ki. Lale Tayyip bir adam. Ya elimden tut ey adam. İşte kimse, kim duyuyorsa bunu. Orada belki 50 kişi var. 50 kişiden kim onun elinden tutarsa. Yani belli bir kişi değil. Ama kimseyi görmüyor ki. Desin ki ey işte beyaz gömlekli adam elimden tut. Desin. Ama hiç kimseyi görmüyor. O zaman Lale Tayyip bir kimseye ya racülen ey adam huz biyedi. O zaman bunun manası ed'u racülen huz ya da ed'u ke racülen ed'u ke huz biyedi demektir. Yani ya racülen, o racülen ne oldu? Efendim nekreyi gayri maksuda oldu. Cevabı da huz biyedi. Ya da mesela şöyle diyor, bu konuşmalarda daha çok oluyor. Ya gafilen tenebbeh. Ya gafilen tenebbeh. Ey gafil, uyan diyor, uyan. E şimdi gafil kim? İlla falan şahs istemiyor. Gaflet sıfatı kendisinde olan birisine nida ediyor. Diyor ki ey gafil, uyan. Veya dikkat et. Ya da mesela diyor ki ya kesulen içtehit. Ey tembel olan çalış. Ey tembel olan çalış. Yani tembeller çok, içinden birisini kastetmeksizin genele konuşuyor. Ey tembel, çalış manası. Ya da ikra, ya kesulen ikra da olabilir. Bunlar mensup. Şimdi münadaların mebni olanları var, murab olanları var. Murab olanları hangisi? Eğer münadalar muzaf olursa, muzafa müşabih olursa ne olur? Murab olur. Mensup olur. Bir de nekreyi gayrı maksud olursa efendim murab olur. Münadalar marife olur ise muzaf olmayacak, muzafa müşabih olmayacak. Ya zeydü gibi, o zaman alâ mâ yurfâhu bih mebnidir. Ne demek? Yani ne ile merfu oluyorsa onun üzerine mebnidir. Ya zeydü dediğimiz zaman damme üzerine mebni ama mahalle mensup mef'ulü bih konumunda. Ya zeydâni, iki zeytler, o ne ile merfu? Elifle tesniyeler. O da elifle mebni. Ya zeydûne, vav ile merfu o, cem müzekker salim oluyor. O da vav ile mebni. Ama onlar müfred olacak. Müfred demek burada tesniye ceminin karşılığı değil. Ya muzaf veya muzafa müşabih olmayacak. Yani izafet terkibi şeklinde olmayacak. Peki, şerhine geçiyoruz şimdi. Buraya kadar böyle metinde anlattı bunları. Yani İbn-i Hişam Hazretleri şunu kastediyor. Emnel münada, münada, münada kimdi? Nida edatıyla çağrılan innema yunsabü lafzan, lafzan nasbedilir fi selasi mesaile, üç meselede. Üç mesele, üç yer var ki lafzan mensup olur. İhtaha, bu üç yerden bir tanesi en yekûne mudafen, muzaf olmasıdır. Muzaf olmasıdır. Peki muzaf olması ne demek? Yani ya bizzat izafet terkibiyle gelmesi veya efendim sıfat-ı müşebbehe gibi kelimelerin failine muzaf olması gibi. Mesela ya Abdullah dediğimiz zaman buna izafeti mahta deniyor. Yani sırf izafet terkibi. Ama ya Hasan el-Veçi dediği zaman buna izafeti vasfı merfune, yani failine muzaf olan vasıf deniyor buna. Buna da izafeti gayri mahta deniyor. Dolayısıyla hangisi olursa olsun izafet yoluyla, izafet terkibi suretinde gelirse münadalar mensup olur. İşte ya Abdullah gibi, ya Gulameke gibi. Efendim, birincisi bu. Ke kavlike, senin şu sözün gibi. Ya Abdullah, ya Abdullah sözün gibi. Şimdi burada ya Abdullah dediğimiz zaman ya ney burada? Nida edatı. Abde lafz-i celale ne vurmuş? Muzaf olmuş. O zaman izafetle geldiği için mensup olmuş. Bunun takdiri ney? Ed'u Abdullah demektir. Takdiri neymiş? Ed'u Abdullah. Ed'u Abdullah. Ed'u fiil. Faili zamir tahta müstetir. Ney? Ene.
ene efendim şeyde abde kelimesi de onun mef'ulü bihi. Abde muzaf efendim lafz-i celalda muzafın ileyh. Ve ya Resulallah, ya Resulallah gibi. Ya Resulallah. Bazı Türkçe kitaplara geçiyor bu lafızla. Ya Resulullah diyor. Yanlış. Bazı ilahilerde falan da böyle. Ya Resulullah. Yanlış. Çünkü ya nida edatı Resulallah terkip yani izafet terkibi hem de izafeti mahsabu sırf izafet. O zaman onu mensup okuması lazım. Adam orada yazmış kitaplara, Türkçe kitaplara. Ya Resulullah. Arapça bir terkip. Ey Allah'ın Resulü demek. O zaman bu nasıl okunacak? Ya Resulallahi. O zaman ne oldu bu Resul'e? Mukadder bir fiilin mef'ulü bihi oldu. Ed'u Resulallahi demektir. Ed'u Resulallahi. Ve kâle şâiru. Şair şöyle diyor. Ela ya ibadallahi. Ela. Ey dikkat edin. Ela burada harfi istiftah. Tembih edatı. Ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları. Kalbi, benim kalbim müteyyemün. Müteyyem. Müteyyem ne demek? Yani zelil, itaat eden, itaat ettirilmiştir. Müteyyemün. Yani onu itaat ettirmiştir. Ya da tevazu manasını müteyyemün. Teyyeme, yüteyyimü ney burada? Müteyyemün. Müteyyemün kelimesi zellele manası. Zellelehu onu yani itaat ettirdi manası. Müteyyemün. Ne ile? Neye? Bi ahseni men salla efendim namaz kılan, en güzel namaz kılana karşı mütevazıydı kalbim. En güzel namaz kılan. Bi ahseni men salla. Namaz kılanın en güzeline kalbim benim itaatkardır. Yani müzellel dedi, ona itaat ettirilmiş. Ona karşı tevazu göstermektedir. Ve akbahihim onların en çirkinleri ne yönünden? Balen. Bal zevç demek. Kocası demek. Şimdi burada bunun irabını şöyle bir kısaca gözden geçirelim. Müteyyem yani sevgi kendisini kablayan kimse demek. Müteyyem. Yani vellelehu. Sevgi kendisini itaat ettiren kimse. Ona karşı kalbim ısınıyor diyor. Kalbim ısınıyor. Evet. Namazı güzel kılanlara karşı. Efendim kalbim ısınıyor. Onların bal koca açısından en çirkinleri de kimmiş? Efendim ve akbahihim bi ahseni men salla ve akbahihim onların en çirkinine balen zevç olması açısından. Şimdi burada ela harfi istiftah, edat istiftah yani tembih edatı. Ya harfi nida, ibade münada, ibade. İbad var ya ibadi. Orada fethayı zahire ile ibade mensup açık fethayla ibade muzaf lafz-i celal muzafın leyh. Kalbi, kalp kelimesi burada mübteda, lafzan şey üzerine, ya üzerine takdir edilmiş, damme ile merfu, kalp muzaf, oradaki ya muzafın ileyh, efendim, müteyyemin şeyin haberi, mübtedanın haberi, ey Allah'ın kulları, benim kalbim, sevgiyle dolmuştur manası, ya da efendim, ne diye şey yapıyor, sevdiği insana karşı sevgiyle dolu ya da ona karşı itaat ettirilmiştir, etmiştir manasına. Peki bir ahsenedeki cahar mecrur müteyyem kelimesine taalluk ediyor. Ahsene muzaf, efendim oradaki men muzafun ileyh, o mahallen mecrur muzafun ileyh değil mi? Salla kelimesi fiili mazi, mukadder bir fetha üzerine mebni, mebni evet. Hangi mukadder orada? Salla deyince elifle çekiyor bakın. O zaman elif üzerinde damme belli olmuyor. Takdiren fetha üzerine mebni. Efendim
Elif'in üzerinde zamme açığa çıkması mümkün olmadığı için takdiri. Fail-i zamir tahta müstetir. Efendim sallanın hüve. Kime raci oluyor? O mene raci oluyor. Men ismi usul. O zaman bu fiil, fail ile beraber cümlesi, cümleyi fiiliye irabtan mahalli yok. Men'in sılasıdır. Men ismi usul, salla fiil, fail-i zamir tahta müstetir hüve. O zaman fiil faille beraber ikisi birden neyi? Men'in ismi mevsulün sılası. Ve ekbahihim kelimesinde vav harfi atıf. Ekbah ahsen üzerine atıf. Ve ekbahihim efendim onların en çirkin olanı. Ne yönünden? Balen, zevç olma. Yani hanımına koca olma yönünden erkin, en çirkin olanlarına. Şimdi burada ekbah demek ki ahsen üzerine atıf. İsmi taftil burada. Ekbah, muzaf, him zamiri ne orada? Gayb zamiri. Muzafın ileyh. Balen de temyiz. Peki burada ses bizim mahalli şahidimiz, delilimiz neresi? Ya ibadallah. Ela ya ibadallah. Ya nida edatı gelmiş. Efendim ibade lafz-i celala muzaf olduğu için mensup olmuş. Bu işte böyle münadalara biz mensup diyoruz ve muraptır. Çünkü nasıl murab alametidir. Mebni olsaydı fetha üzerine mebni olsaydı mebni olacaktı. Ama burada mensup. Mensup olduğu için muraptır. Evet. Es-saniyet ikincisi. Neyin ikincisi? Münadanın mensup okunduğu yerlerden ikincisi. Birincisi izafet hali. İkincisi en yekûne olması münadanın. Şebihen bil mudaf. Bak burada şebihen lafzını zikretti. Yukarıda şibhehu dedi. Burada da şebihen. Muzafe benzemesi. Benzer olması. Hadi zaten muzaf değil de muzafe benzer olması. Bunun manası şu. Ve bu muzafe şebih olan benzer olan nedir? Ma bir şey ki ittasale bihi ona bitişti. Ne şeyün bir şey min temami manahu. Manasının tamamından. Yani ancak muzafın ileyh gibi gözüken kelimeyle onun manası tamam oluyor. İşte demin söyledim. Muzafın manası neyle tamam oluyor? Muzafı ileyh ile tamam oluyor. Muzafa müşabe olanın manası neyle tamam oluyor? Mesela ya talian cebelen dediğimiz zaman talianın manası neyle tamam oluyor? Cebelen. Cebelen. Eğer cebelen zikretmezsen tırmanan, çıkan nereye? Belli değil. Cebelen diyeceğiz ki mana tamam olsun. Yani iki kelimeden birisinin cüz'ü, cüz'ünün manası öteki cüz'ün zikriyle tamamlanıyor. Yani iki cüz'den birisinin manası öteki cüz'ün zikriyle tamam olanlara zaten öyle demiş burada. Mettasale bihi şey'ün min temami manahu. Manasının tamamını tamamı kendisine bitişen. Yani kendisiyle mana tamam olan demektir daha doğrusu. Kendisiyle mana tamam olan kelimelere şebih bil mudaf deniyor. İşte orada geçti. Mesela ya rafikan bil ibad. Ya rafikan. Rafik bir manada arkadaş. Bir manada neydi? Efendim şefkatli, merhametli manasına. Peki bu bil ibadı zikretmeden nasıl anlaşılacak onun manası? İkinci cüz'ün zikredilmesiyle manası tamam olanlara şebih bil muzaf deniyor. Ve hazellezi, ve haze işte bu. Ellezi öyle şey ki bihi onunla et tamamı, mananın tamamı. Mananın tamamı kendisiyle olanlar imman yekure ismen merfuan ya merfu bir isim olur bir münada, münada ile. Ya münadanın merfuu olur. Merfu ne demek? Ya fail olur ya naib fail olur. Ke kavli kesenin şu sözün gibi. Ya mahmuden fi'aluhu. Ey yaptığı işler övülen kimse. Ya mahmuden. Mahmud ne kelime? İsim mef'ul. İsim mef'ulleri ne yapar? Amel eder. Meçhul fiilleri gibi amel eder. Meçhul fiilleri naib-i fail alır. İsim mef'ullerde şartları bulunursa naib-i fail alır. Bak burada mahmuden bir cihetten münada, yani münadası. Öteki cihetten amil. Neyin amili?
fiyalü kelimesinin amili. Fiyalü onun naibi faili. Fiyalü mudaf, hu mudafun ileyh. Bak, münada ile bir kelime raf edilmiş oldu. Ama buna ne diyoruz biz? Şebih bir idafe diyoruz. Sanki Mahmud kelimesi efendim fiyalühu kelimesiyle bütünleşmiş. Manası ancak onunla anlaşılıyor. Yoksa fiyalühu kelimesini söylemeden Mahmuden kelimesini anlamak mümkün değil. Bunun takdiri nasıldı? El'u Mahmuden. El'u Mahmuden fiyalühu demektir. Veya hasenen vechuhu. Vechuhu. Hasenen burada sıfatı müşebbe. Ve şunun faili bak. Hasenen münada burada. Münada ile merfu oldu isim. Vecih kelimesi. Hasenen vecih kelimesine muzaf olmuş gibi. Yani aslında hasenen kelimesinin manası ancak neyle tamam oluyor? Vecih kelimesinin zikriyle. İşte bu. Veya cemilen fealuhu. Ey fiili güzel olan kimse. Öteki neydi? Ey yüzü güzel olan kimse. Bu, ey yaptığı işler güzel olan kimse. Burada cemil yine fail, fail manasına, fiyatlı onun faili, cemile burada münada, münada ile isimler merfu oldu. İşte bunlara biz ne diyoruz? Şebih bil mudaf. Şebih bil mudaf deyince illa muzaf, muzaf ileyh gibi muzafın ileyhi celletmesi demek değil. Manası efendim ikinci cüzle tamam olan, manasının tamamı ikinci cüz'e taalluk eden kelimelere biz şebih bil mudaf diyoruz. Veya kethiran bir ruhu. Kethiran de öyle. Kesir fail kalıbında. Fail iki manaya gelirdi. Fail bir mana fail, fail bir mana mef'ul. Bunlar fail manasına. Kethir ey çok olan ne bir ruhu iyiliği. Bir ruh kelimesi kesiren nesi burada? Faili. Dolayısıyla bu muzafa müşabih oluyor. Bunlar mensup oluyor. Kethiren münada bir ruhunun faili. Ev mensuben bihi. Ya da münada ile bazı isimler mensup olur. Bunlar merfu olanlara misal. Merfu nasıl oluyor? Ya naib fail oluyor. Ya fail oluyor. Efendim ya da münada ile bazı isimler mensup olur. Yani şebih bil muzaflarda. Ke kavlike senin şu sözünde olduğu gibi. Ya talihan cebelen. E talihan burada ismi fail. İsmi failler şartları bulunduğunda fail alır, mef'ul alır. Bu da efendim münada talihan cebelen de onun nesi? Mef'ulü bihi. Böyle takdir edeceğiz. Cebelenin faili nerede talihanın? Gizli, tatlı müstetir. Peki o zaman talihan ne yaptı? Kendisinden sonraki ismi nasip etti. Mef'ulü bihi alarak. E bu terkibe biz ne diyoruz? Şebih bil mudaf. Çünkü talihanın manası ancak cebelen ile tamamlanıyor. Ev mahfudan ya da mecrur olur. Bir hafıdın bir harfi cerle. Bir cerle diyelim. Bir cerreden edatla mecrur olur. Mahfud mecrur demek. Öyle cerredici edat ki müteallikin bihi. O ismi faile taalluk eden bir cerle. Yani müteallikı o münada oluyor. Müteallakı münada. Çünkü harbi cerler müteallik, onun dayandığı amil de müteallak. O zaman münada efendim kendisine taalluk eden bir harfi cerle bir ismi cerre derse o zaman ne olur? Buna da biz ne diyoruz? Mahfud bir hafıdın. Yani bir harfi cerle cerredilen ne diyoruz? İsimler. Kekavrike şu sözün gibi. Ya rafikan bil ibadi. Ya rafikan ey acıyan kimse bil ibad kullara. E şimdi burada bil ibadideki ba onun mutallakı hangisi? Rafikan. Münada hangisi burada? Rafikan. Peki münadaya cerredilen ismi cerreden harf taalluk ediyor. Öyleyse o mef'ul bir gayri sarihim rafikanın. Rafikanın faali tahtına müstetir. Efendim bir ibadette onun mef'ulü bir gayri sarihi konumunda. Hocam Refika'nın failine hüve dedik. Gizdim. Şimdi biz hüve de burada ente daha şey geliyor. Mesela ed'u rafikan. Hüve de olabilir. Ya da mesela ey rafik deyince. Ed'u'yu takdir ettiğimiz halde niye rafikan dedik? Ed'u niye mensup yaptık, evet.
Ed'u yanın şeyi takdiri, yanın. Ed'u yanın karşılığı ed'u. Tamam. Rafikanın değil. Mesela ya rafikan dediğimiz zaman ed'u rafikan demekmiş. Ed'u rafikan. O zaman tahtında hüve şeyde bil ibadde mefulü bir gayri sarihi şeyin. Neyin? Rafikanın. Rafikan çünkü o ya ed'u manasını olunca onu nasip eden o gizli ed'u. Takdir edilen ed'u bunları nasip ediyor. Bunların mensup olması o. Sizin sorduğunuz o değil mi? Evet hocam. Evet. Aynen. Veya hayran min zeydin. Hayran da ismi taftil. Hayran ismi taftil. Şimdi bu da yine ya hayran de ed'u hayran. Daha hayırlısını, hayırlısı olan kimden? Min zeydin. Zeyd'den daha hayırlısı olanı çağırıyorum demektir. O zaman hayran münada faili zamir tahtına gizli. Min Zeyd'in de min harfi cer. Onun mutallakı hayran. Zeyd'in de onunla mecrur. O zaman min Zeyd'in ne olmuş oluyor? Mef'ulü bi gayri sarihi olmuş oluyor hayranın. Ev matufen aleyhi. Ev matufen aleyhi. Ya da münada üzerine bir şey atfedilmiş olur. Kablen nida, nidadan önce. Şimdi bu sayılarda mesela erbaan ve erba'i. Bir adamın adına bizde olmaz da bu. Erba ve erba'in. Erba'an ve erba'in. Münad nida etmeden önce mesela 44 ismiyle müsemma bir adam. Ya da burada kekavrike senin şu sözün gibi. Ya telaseten ve selasi. Ey 33 adıyla anılan kimse demek. Dikkat edersek burada ya nida edatı. Selaseten münada. Şimdi burada ya'dan önce selase kelimesine vav ile atıf yapılmış. Ve selasin. O zaman bu getirilmiş bir adama isim konmuş. Ey 33 ismiyle müsemma olan adam. Seni çağırıyorum demek. O zaman münadanın üzerine bir şey atfedilmiş. Hangisi? Selasin kelimesi. Şimdi bu 33 rakam manasına değil. Ya isim. 33 ismiyle müsemma olan bir şahıs seni çağırıyorum demektir. Yine böyle yerlerde ne oldu? Münadalar mensup oldu. Fi racülün bir adam hakkında ki semmeytehu sen o adama isim verdin ne ile? Bizalik selaseten ve selasin ile selaseten ve selasin ile isimlendirdiğin efendim kimseye nida ederken ne diyorsun? Ya selaseten ve selasin diyorsun. Bu da yine neye benziyor? İzafete benziyor. Evet. Mensup oldu. Es-salisetü üçüncüsü bu neyin üçüncüsü? Neyin üçüncüsü bu? Münadanın mensup olduğu. Mensup olan münadanın. Mensup olan münadanın. Mensup olan münadanın birincisi muzaf olan efendim münadalar. İkincisi şebih bil muzaf olanlar gördük. Evet. Üçüncüsü en yekûne efendim münadanın olması. Nekiraten nekra. Öyle nekre ki gayra maksudetin. Nekreyi gayri maksuda. Yani bizzat muayyen olarak kastedilmeyen bir nekre. Ne gibi? Kekavlil a'ma. A'ma'nın şu sözü gibi. Ama'nın sözü gibi. Ne diyor ama? Efendim ya racülen ey adam huz biyedi elimden tut. Şimdi burada ama kimseyi tanımıyor ki kişiyi tanıdığı bir ifadeyle çağırsın. O zaman ne oldu? Herhangi bir kişi herhangi bir kişiye sesimi duyan şahsa sesini duyan şahsa hitap ediyor. Ey filan şahıs demiyor. Ey işte adam elimden tut diyor. Şimdi burada racülen nekre, münada ama nekreyi gayri maksuda. Nekreyi gayri maksuda ne oldu burada? Mensup oldu. Yani muraptır yani. Ne olmuş burada? Murap olmuş. Peki. Ve kavli şairi. Bir de şairin sözü gibi. Şair ne diyor?
feya rakiben imma aratta febelliga nedamaye min necrane en la telakiya. Evet, en la telakiya. Şimdi burada diyor ki feya rakiben, yani birisi birisine hitap ediyor, nida ediyor. Ey binitine binen rakip, ya rakiben, ey binidine binen. Şimdi burada rakiben dediği zaman herhangi bir rakip değil ki. Ey hac yolculuğunda veyahut da Hicaz yolculuğunda binici olan bir binici. Buradaki rakiben nekreyi neymiş? Gayri maksude. İmma, eğer imma, onun aslı inmadır. İnma. İnma. Yani iniş şartıyla ma ile iniş şartıyla ma'ya dönüştürülmüş. Mim mime idgam edilmiş. İmma. Mesela ve imma ye'tiyennekum ve imma ye'tiyennekum. Orada da aynıdır. Dolayısıyla şimdi imma, inma takdirinde. Arattan'ın manası eğer sen Mekke, Medine'ye efendim kavuşursan, yönelirsen, Mekke, Medine'ye gelirsen demek burada. Mekke, Medine'ye ve onun etrafına, o beldelere, o bölgelere gelirsen febelligan, febellig demek yani. Febelligan, niye belligan okundu? Yani şiirden dolayı. Febellig, tebliğ et. Nedamaye. Nedama, müfredi nedim. Nedim, arkadaş demek. Nedim ne demekmiş? Arkadaş. Şimdi bu nedimin çok manaları var. İçki arkadaşı, içki masasındaki arkadaşına da nedim denir. Veya dost, arkadaş, onlara da nedim denir. Dostlara. Diyor ki ben dostlarıma tebliğ et. Min Necran, Necran'dan olan dostlarıma. Necran bir yerin adı, bir şehir. Hicaz'da bir şehir. Hicaz bölgesinde Necran şehri var. Necran. Necran bölgesi, Necran şehri. Duymuştursunuz Necran. Necran şehri. Necran şehrindeki olan arkadaşlarıma benim efendim ey binici selamımı, saygımı ulaştır. Ne diye ulaştır? En la telakiye en halşan. O en neden takdir edilen endir. Efendim la telakiye, daha onlarla karşılaşmak mümkün değil. La telakiye. La telakiydir onun aslı. Efendim şiirden dolayı la telakiye. Yani Mekke'ye, Medine'ye gidersen Necranlı kardeşler, arkadaşlarıma, dostlarıma tebliğ et ki bundan sonra daha bizim bir araya gelmemiz, karşılaşmamız mümkün değil. Şimdi burada şöyle bir irap yapılmış. Bu feya rakiben de var. Başka bir nüskada eya rakiben. Eya da şeydir. Eya, heya. Onlar da nida edatı. Ey binici, rakiben burada münada. Fethayı zahireyle mensup. Niye? Çünkü bu efendim nekreyi gayri maksudadır. İmma kelimesi bu inmadan oluşmuş. İn şartiye mazaide inma. Aratta kelimesi arada fiil, fiili mazi. Aynı zamanda şart. O zaman in aratta demektir o mazaide olunca. Eğer sen ulaşırsan Mekke Medine'ye o demek manası. O zaman ne oldu? Efendim şart fiili aratta. Ta onun faili. Muhatap tasonun faili. Febelligan. Febelligan. Dikkat et. Belligan bu ne? Emri hazır ama sonuna tekit nunu gelmiş. Oradaki aslında belligan. Bu şeyde ayet-i kerimede geçiyor ya. Ve leyekûnem minessâgirîn. Yusuf suresine. Ve leyekûnem minessâgirîn. Ve leyekûnem elif üzerine yazılmış tenvin. Aslında onun ve leyekûnen, yani iki bir yekûnunun nunu, bir de tekit nunu ve leyekûnen. Şimdi burada da febelligan. Febelligan. Febelligan, yani oradaki elifi nuna çevirin tenvini. Hı. İki tane nun.
Febelli gan. Yok bir tane nun, iki tane değil. Zaten tenniler nun değil mi? Febelli gan. O zaman bu febelli gan bellik ney? Emri hazır. Oradaki fa fa'yı neymiş? Cevabiye. Cevabiye. Ha. Bellik fiil emir. Fetha üzerine mebni. Niye? Tekit nununda. Nunu muhaffefeye bitiştiği için. Febelli gan. Güzel. Ondan sonra bunun faili nerede? Faili zamir tahtla müstetir. Ente. Ente. Buradaki nunu tekit belli gandaki harftir. İrab'da mahalli yoktur. Ne de maye mef'ul evvel. Birinci mef'ulü neyin? Bellih. Bellih emrinin. O iki mef'ul alıyor. Bellih. Efendim nedamaye takdiren elif üzerine takdir edilmiş fetha ile mensup efendim nedama muzaf oradaki mütekellim yası muzafın ileyi ve diğerleri de böyle devam ediyor. Yani oradaki min necrane min harfi cer efendim min ney orada harfi cer necrane min ile mecrur ama nasıl mecrur? Necrane kelimesi gayri musarif olduğu için fetha şeyin yerine geçmiş, naib olmuş, kesrenin. Bunun cer alameti fethadır. Zira kesrenin yerine geçmektedir. Çünkü bu gayrimusarif. İki sebepten dolayı. Bir alemiyet var bunda. Necran özel isim bir şehrin. Bir de müenneslik var. Tenis. Evet. Carle mecrur efendim bir mahsufa müteallıktır. Yani neymiş o? Orada bir mahsuf var. Müteallikun bi mahsufin halun min nedamaye. Demek ki oradaki yani nedamaye kainun mevcudun gibi bir mukadder takdir ediyoruz. Evet. En ileride var ya eni muhaffefe. Enneden tahf edilen en. Buna ne diyoruz biz? Enneyi müşeddededen tahf edilen en. O zaman enneden tahf edildiği zaman ne olur? Gizli bir zamir-i şanda amel eder. Onun ismi en hü zamir-i şan. Zamir-i şan ne demekti? Merci olmayan zamirler. Takdiri en hü. Efendim la neymiş orada? La cinsin nefyeden la. Efendim ne gibi amel ediyordu bu? İn. Efendim in gibi amel ediyor. Telakiyen la'nın ismi. Fetha üzerine mebni mahallen mensup. Peki bunun şeyi nerede? Haberi mevcudun. Mevcudun manası. Mevcud. Evet. Orada bir haber takdir edilecek. Lena ya da mevcudun lena. Lena takdir etmiş orada. En la telakiye lena. Bizim için artık karşı karşıya gelmek, karşılaşmak mümkün değil. O zaman la ismi ve haberiyle beraber mahalle merfu o enneden tahf edilen enin haberidir. Eni muhaffefe ve onun dahil olduğu tevil-i müfrette ikinci mef'ulüdür. Bellik feilinin. O da tevil-i müfrette neymiş? Enle telakiya. O da bellikin ikinci mef'ulü. Birinci mef'ulü belligan nedamaye. İkinci mef'ulü enle telakiyanın tevil-i müfret şeklinde müfrede çeviriyoruz onu. O da onun ikinci mef'ulü olmuş oluyor. Bunları yani böyle kısaca İrabını bilme açısından bunları zikretmekte fayda var. Evet. Burada kalacağız. Ve burada neyi görmüş olduk? Münada'nın mensup olduğu üç yeri görmüş olduk. Üç yeri görmüş olduk. Münada'nın mensup olduğu üç yer. Birincisi muzaf. İkincisi muzafa müşabih. Üçüncüsü nekre-i gayri maksude. Bunları görmüş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.